أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم Ebu!
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul kerim. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Gelin tanış olalım, işin kolay tutalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere iman ve İslam nimetini ikram eden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Muhterem Müslümanlar, bugün sohbetimizde genel olarak başlık, İslam'a ve mukaddesata yapılan saldırılara karşı bizim vazifemiz nelerdir? Müslümanların kutsallarına karşı yapılan hakaretlerde bizler nasıl bir tavır içerisinde olmalıyız? Peygamberlerimize laf söylenirse, kitabımıza laf söylenirse, mabetlerimize namahrem eli uzanmaya çalışırsa, sakalımıza hakaret edilirse, sarığımıza dil uzatılırsa, tesettürümüze, çarşafımıza, örtümüze laf atılırsa biz burada ne yapmalıyız? Bunu ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında inşallah değerlendirmeye gayret edeceğiz. Zira geçmişten bu yana tarihte İslam düşmanları her daim var olmuşlar. Hak ile batıl mücadelesi ilk insandan bugüne kadar devam etmiş. Ve daha önce sohbetlerimizde geniş geniş anlatmıştık. Geçmişte Haçlı seferleriyle Müslümanlar adeta kıyma uğramışlar. Böyle birçok İstilalarla karşılaşmışlar, soykırımlarla karşılaşmışlar. Hristiyanlar bir olmuş, Yahudiler bir olmuş, ateşperestler bir olmuş, gayrimüslimler bir olmuş. Tarihte birçok defa Müslümanları yok etmek için savaş başlatmışlar, mücadele başlatmışlar.
Şimdi bugün de dünyanın her yerinde Müslümanlara karşı aynı saldırılar devam ediyor mu? Evet, ediyor. Doğu Türkistan'a baktığınız zaman da Müslümanlar inim inim inliyor. Adeta kan ağlıyor. Arakan'da Müslümanlar eziyet çekiyor. Suriye'de yaşanılanı anlatmaya gerek yok. Zaten biz ülke olarak bunun yükünü çekiyoruz. Ülkemizde yaklaşık 5 milyon kardeşimizi misafir ediyoruz. Onların durumu ortada. Filistin'de deseniz Beyt-i Makdis, Kudüs, Filistin zalimlerin ablukası altında her geçen gün bebekler katlediliyor. Zalimlerin postalları Mescid-i Aksa'mızın içerisinde kirli postalları geziyor. Fakat bunları anlıyoruz bir şekilde ama anlayamadığımız bir şey var. Bizimle aynı ülkede yaşayan, yeri geldiğinde bu mabetlere gelen, bu mabetlerde cenaze namazı kılan, Allahu Ekber diye tekbir alıp Müslümanların arasında cenaze namazı kılan, zaman zaman Müslüman gibi davranan, bazen oruç tutan, bazen ibadet yapan insanların İslam'a karşı saldırır hale gelmeleri. Ummadığımız kişilerin bir anda Allah düşmanı, peygamber düşmanı, kitap düşmanı, Müslüman düşmanı olarak ortaya çıkıvermesi. Hiç ummadığınız bir anda bir tanesinin sakala saldırmaya başlaması, bir tanesinin sarığa saldırmaya başlaması, bir tanesinin metroda İslam kisvesine saldırmaya başlaması, bir tanesinin otobüste çarşaflı, örtülü, türbanlı bir hanım kardeşimize saldırmaya başlaması, bir tanesinin mezuniyet töreninde üniversitesinin birincisi olan bir hanım kardeşimizin başörtüsüne saldırmaya başlaması. İçimizden olanların, aramızda olanların, bizimle beraber gözükenlerin bu toplumun içerisinde yaşayıp da bunları yaptıklarını görünce biz adeta şoke oluyoruz muhterem Müslümanlar. Ve her geçen gün bunlara yeni bir halka ekleniyor adeta. Buna karşı da hepimiz son derece bilgili olmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve nasıl mücadele etmeliyiz? Bunlara karşı Müslümanlar olarak neler yapmalıyız? Bunun farkında olmamız gerekiyor. İnşallah bu meyanda özellikle son birkaç gündür ülkemizin de gündeminde olan ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem babamıza aleyhisselam ve onun muhtereme eşi annemiz ilk kadın Hazreti Havva'ya çirkince söylenen söz neticesinde ülkemizin gündemine adeta bu konu oturdu. Bu konunun da özelinde inşallah ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Yüce Rabbim bizlere hüsnü ifade, güzel bir anlatım, sizlere de hüsnü istifade, güzel bir anlayış, güzel bir kavrayış ihsan eylesin. Yüce Mevlam dinlediklerimizle, öğrendiklerimizle samimi bir şekilde amel edebilmeyi cümlemize kolay eylesin. Amin. Şimdi az önce Osman Osmanoğlu hocamızın okuduğu ayet-i kerimeler Bakara suresi 30 ila 37. ayet-i kerimeler. Bu ayetlerde Rabbimiz insan oğlunun yaratılış serüvenini anlatıyor bizlere. Ve buyuruyor ki hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar da sen yeryüzünde bozgunculuk çıkartacak, düzen bozacak, kan akıtacak bir varlık mı yaratacaksın demişlerdi. Biz seni hamd ile tesbih ediyoruz ve seni takdis ediyoruz demişlerdi. Allah-u Teala da ben bilirim siz bilmezsiniz.
yahut sizin bilmediklerinizi ben bilirim diye onlara cevap vermişti. Rabbimiz melekleri topladı, onlara dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratmak istiyorum. Bakın insanoğlunu Rabbimiz ne diye anlatıyor? Halife diye anlatıyor. Adem babamızı ne diye tanımlıyor Kur'an'da? Halife diye tanımlıyor. Halife. Ne demektir halife? Yetki sahibi. Öyle değil mi? İş icra etme sahibi kimse demektir. Demek ki Allah-u Teala insanoğluna bu hayatta ne vermiş? Yetki vermiş. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeyi bu dünyada yaşamak ve yaşatmak gibi bir görevimiz var. Bizi birincisi kul olalım diye yaratmış. Ona layıkı ve çiğne kulluk yapalım diye yaratmış. Sonrasında onun adını yeryüzünde yaşatmak için, İ'la-i kelimetullah için, Allah davasını bütün cihana yaymak için Rabbimiz bize halifelik görevi vermiştir. Yeryüzünde imar etme, inşa etme görevini vermiştir. Bakın, binaları kim yapıyor? İnsanoğlu yapıyor değil mi? Siz karıncaların bir bina yaptığını gördünüz mü? Koca koca filler bir araya gelseler, dünyadaki bütün filleri toplasanız, bir insanın aklıyla icat ettiği uçağı yapabilir mi? Yapamaz. Toplasan belki 100 tane insan bir filin gücüne erişemez değil mi? 100 insan bir filin gücüne erişemez kuvvet olarak. Ama 100 tane fili toplasan bir adamın aklı eder mi? Etmez. 500 tane aslan toplasan bir şoför olur mu? Olmaz. Bir makinist olur mu? Olmaz. Aslan ne kadar güçlü. Ormanların kralı, pençesini vurduğu zaman en güçlü hayvanları bile alaşağı ediyor. Ama yönetme kabiliyeti yok. Yeryüzünde imar etme, inşa etme gücü kuvveti yok. Kime verilmiş bu vazife? İnsanoğluna verilmiş. 80 kilo, 100 kilo bir insan, 50 kilo bir adam, bir kadın aklını kullanıyor ve o akılla beraber icat ediyor. Uzay mekiği icat ediyor. Savaş gemisi icat ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Cep telefonu icat ediyor. Navigasyon icat ediyor. Akılla beraber. Küçücük çip. İçerisinde milyonlarca bilgi doluyor değil mi? Kim icat ediyor bunu? İnsan. Niye? Çünkü Allah-u Teala ona o kabiliyeti verdi, o aklı verdi. Halifelik görevini verdi. Ne mukaddes bir görevdir. Ne yüce bir görevdir halifelik görevi muhterem Müslümanlar. İşte eğer insan Allah-u Teala'nın verdiği bu kabiliyeti yerli yerince kullanırsa, hakkını verirse, meleklerden bile daha üstün seviyeye geliyor. Ama Allah-u Teala'nın verdiği bu aklı hayırlı yolda, iyilik yolunda kullanmazsa, zulüm için, kötülük için, yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak için, insanları yok etmek için, toplumları ateşe vermek için, yeryüzünde kaos çıkartmak için, dünyayı kan gölüne çevirmek için kullanırsa, aynı insan ne oluyor? Hayvanlardan bile daha aşağı seviye, yani esfeli safilin oluyor muhterem Müslümanlar. Rabbim cümlemize ona layıkı ve çiğle kulluk yapmayı, bu yeryüzündeki halifelik vazifesini en üstün başarıyla tamamlamayı ve imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Mevlam hayvanlardan bile daha aşağılık, esfeli safilin olmaktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Tabii. Allah için gayret ederse insan meleklerden bile daha üstün oluyor. Ama kulluğunu bilmezse, yerini bilmezse, ilim öğrenmezse, onunla amel etmezse, ihlaslı olmazsa, Rabbinin istediği şeyleri yerine getirmezse, aynı insan hayvanlardan bile daha aşağı seviyede olabiliyor. Hepsi bizim elimizde. Rabbimiz وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e bütün isimleri öğretti. Eşyanın hepsinin isimlerini öğretti.
dünya yaratılmış. Güneş var ama ismini kimse bilmiyor Rabbimizden başka. Güneşin ismini öğretti, ayın ismini öğretti, yıldızların ismini öğretti. Otların, çiçeklerin, böceklerin, hayvanların her şeyin adını öğretti. Bugüne kadar dünyada konuşulmuş ne kadar dil varsa hepsini Adem Aleyhisselam'a ne yaptı? Öğretti. 600 bin tane lisan bildiği söyleniyor tefsir kitaplarında. 600 bin lisan. Biz kaç dil biliyoruz? Vallahi Türkçeyi zor konuşuyoruz hocam. He? Evet. İşte bilirsek yandan bir Arapça, bir İngilizce bir parça. Hani ben şahsen söyleyeyim. 3 dil çatpak. Arapça iyi elhamdülillah. Türkçemiz de fena değil. Kendimizi anlatabiliyoruz. İngilizce de A2 seviyesinde var. Hamdolsun bu kadar. Aciz fakir 3 dili ancak konuşuyoruz. Ama Adem peygambere 600 bin tane lisan öğretmiş Rabbimiz. Türkçesi, Kürtçesi, Arapçası, Lazcası, Flemenkçesi, Urducası, Çincesi, Rusçası ne varsa hepsinin asıllarını biliyor. Niye? İlk insan çünkü doğacak bütün insanlar o dilleri konuşacak. Onun yaratılışı topraktandı. O toprağa bütün dünyanın toprakları, dünyanın bütün çeşit toprakları o toprağın içerisinde vardı. Hepsinden yaratıldı Adem Aleyhisselam. Ondan da diğer insanlar yaratıldı. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra Adem Aleyhisselam'ı meleklerin huzuruna çıkarttı Rabbimiz. Onu ilimle bezedi, sonra o ilimle beraber meleklerin önüne çıkardı. فَقَالَ Dedi ki, اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هَا اُولَٰئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Hadi bakalım, eğer siz davanızda samimi iseniz, aynı fikirdeyseniz bana şu esyanın isimlerini bir söyleyin bakayım. Bu ismi nedir, bunun ismi nedir, bunun ismi nedir? Meleklere söyledi, anlatın bakalım. Melekler ne dediler? قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ Dediler ki, Ya Rabbi, seni noksanlıklardan tenzih ederiz. Bütün üstün sıfatlar sana aittir. Subhanek, seni tesbih ediyoruz Ya Rabbi. Biz senin bildirdiğinden başka hiçbir şey bilemeyiz. Sen ne öğrettiysen onu biliyoruz. İnneke entel alimul hakim. Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Her şeyi hikmetle yapansın. Yerli yerince yapansın Ya Rabbi. Biz bunların isimlerini bilmiyoruz Allah. Kale ya Adem enbi'hum bi esmaihim. Bunun üzerine dedi ki, ey Adem, haber ver bakalım onlara bu eşyanın isimlerini, şu bildiğin ilimleri bir anlat bakalım onlara. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Adem Aleyhisselam o bildiği ilimleri söyleyince, eşyanın isimlerini bir bir sayınca melekler şaşırıp kaldılar. Rabbimiz de onlara dedi ki, ben size demedim mi göklerin ve yerin bilinmeyenini bilirim diye? Sizin gizli olarak yaptıklarınızı ve ortaya çıkardığınız aşikane olarak yaptığınız şeyleri bilirim demedim mi ben size? Ya Allahu Teala insanı yaratmak istiyorsa, bir halife yaratmak istiyorsa bunun bir sebebi var, bir hikmeti var. O halde muhterem Müslümanlar, şu ayetlerden ilk anlamamız gereken nedir? İnsanoğlunu diğer varlıklardan, meleklerden, efendim kuşlardan, hayvanlardan ayıran özellik neymiş? İlimmiş, ilim. İlim. İnsanı üstün kılan nedir? İlimdir, bilgidir. Bakın siz buraya niye geldiniz? Dünyalık bir menfaati olan var mı? Burada para dağıtmıyoruz, yemek dağıtmıyoruz. İşte sohbetten sonra kuru bir çayımız var. Allah bereket versin, o kadar. Niye geldiniz buraya? Allah rızası için ilim öğrenmeye geldiniz. Bilgi öğrenmeye geldiniz. Dünyada bundan daha kıymetli bir şey var mı? Yok.
Kuşlara bak, onlarda da erkeklik dişilik var mı? Var. Onlar da yuva kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Onlar da çoğalıyorlar mı? Çoğalıyorlar. Onlarda da ölüm var mı? Doğum var mı? Var. E bizi kuştan, kediden ayırt eden nedir? Akıldır, akıl. Ve bu akılla beraber ilim öğrenebilme kabiliyetidir. Kafirlere Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Belhum edal diyor. Ulaike kel en'ami belhum edal. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Hatta hayvandan bile daha aşağı seviyedeler. Niye? Ya çünkü hayvan bile bu dünyada vazifesini biliyor. Sineğin görevi var, farenin görevi var, ineğin görevi var, değil mi? Kartalın görevi var, devenin görevi var. Hepsi vazifesini yapıyor. Merkebin birini bir gün düğüne çağırmışlar. Uzun kulaklı merkep. Demiş ki, dur bakayım ben semerimi alayım da öyle geleyim demiş. Merkebi bildiniz değil mi? Yeni ismiyle eşek. Eşek. Gel demişler, düğüne gideceğiz. Ben demiş, semerimi alıp da geleyim. Yahu demişler, sen semeri ne yapacaksın kardeşim? Gel düğünde eğleneceğiz. Semerle işin ne? Ya demiş, düğünde halay çekerler, ben halay çekmeyi bilmem. Düğünde başka eğlenceler yaparlar, ben onları bilmem. Benim vazifem semerimin üstünde yük taşımaktır. Orada bana bir vazife verilirse onu yerine getirmem lazım. O yüzden semerimi alıp geleyim de vazifemi yapayım demiş. Bak gördün mü? Cemiyet içerisinde merkep kadar vazifesini, sorumluluğunu bilmeyen insanlar var mı? Var. Allah-u Teala bir vazife vermiş, bir görev vermiş. Bana kul olarak yarattım seni diyor. E hadi gel namaz kıl, yok ben namaz kılmayacağım. Hadi gel cuma kıl, yok cuma kılmayacağım. Hadi gel başını ört, tesettüre gir, yok ben tesettüre girmeyeceğim. Faizden, haramdan uzak dur, kimse bana karışamaz, özgürce konuşurum. Ya dine laf atma, peygambere laf atma, mukaddesatımıza laf söyleme. Hayır efendim, benim ağzım var, dilim var, ben istediğim gibi konuşurum. Bak görüyor musun? Kuş bile vazifesini biliyor, ne yapacağını biliyor. Ama maalesef insanoğlu vazifesini bilmediği zaman, nerede ne konuşacağını bilmediği zaman hayvandan daha aşağı seviyeye iniyor, esfeli safiliğine iniyor muhterem Müslümanlar. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? İlim öğrenmemiz lazım. Hocalarımız öyle ederdi. Son nefesimiz kalsa yine de size okuyun, okuyun, okuyun deriz. Geçenlerde açık lise sınavlarını başarıyla bitirmiş 84 yaşında bir teyzemiz açık liseden mezun oldu. 84 yaşında açık öğretim lisesinden mezun oldu. Haberlere çıktı, belki görmüşsünüzdür. Ne diyor biliyor musun? Hedefim üniversite okumak diyor. Bak gördün mü? Yahu ben 84 yaşına geldim, bu yaştan sonra okuyup da ne yapacağım demiyor. Okuyor. Okuyun. Siz de okuyun. Evet, liseyi okuyun, üniversiteyi okuyun, faydalı bilgileri öğrenin ama önce Rabbinizin kelamını okuyun, burayı okuyun, burayı. Çünkü burayı hakkıyla okumazsanız, bak sonunda üniversite mezunu insanların ne hale geldiğini görüyorsunuz. Profesörlerin toplumun önünde ne hale geldiğini görüyorsunuz. Sanatçıyım diye geçinen, şu kadar beste yaptım, şu kadar güfte yaptım, Türkiye'ye mal oldum, milyonlarca insan beni takip ediyor diyenlerin bu ayetleri okumadıkları için hayvandan daha aşağı seviyeye nasıl toplumun önünde geldiğini görüyorsunuz, öyle değil mi? Demek ki ne yapmak lazımmış? Sanatçı olmadan, topçu olmadan, popçu olmadan, futbolcu olmadan önce Müslümansa eğer, ben Müslümandan bahsediyorum. Müslüman değilse ona sözüm yok. Zaten o bundan sorumlu değil, daha Müslüman olmamış. Ben Müslümanım diyenden bahsediyorum. Müslümanım diyen önce kitabını öğrenmelidir. Geçenlerde, geçen hafta bir kardeşimiz vefat etti. Milli takımımızda oynamış Ahmet Çalık, değil mi? Ahmet Çalık. Gencecik bir yiğidimiz. Ya ülke yasa boğuldu ya. Bakıyorum her kesimden insan üzülmüş. Her partiden, her
cenahtan, her görüşten, her takımdan insan onunla ilgili paylaşım yapıyor. Herkese kendisini sevdirmiş. Ahmet Çalık. Niye? İyi bir Müslüman çünkü. Aldığı maaşı, futbolcuların maaşı çok yüksek biliyorsunuz. Gelirleri çok yüksek. Aldığı parayı halkıyla paylaşmış. Altyapıdaki öğrencileri ziyaret edermiş. Altyapıdaki çocuklara hediyeler verilmiş. Camiye gelir, camideki çocuklara hediyeler dağıtır. Umre'ye gider, orada kulluk vazifesini yerine getirir. Açar, maçtan çıkar, geçer kenara, açar Kur'an'ını okur, kitabını okur. Ya bizim böyle sporculara ihtiyacımız var ya. Bizim böyle sanatçılara ihtiyacımız var ya. Allah bunlardan bin kere razı olsun. Yunus Emre'nin bir şiirini okudum. İşte o Ahmet Çalık bunu hayatıyla yaşamış, göstermiş. Ne diyor? Gelin tanış olalım, işin kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için, gönüller yapmaya geldim diyor. Ya biz buraya kavga yapmaya gelmedik ya. Biz buraya anlaşmaya geldik, sevmeye geldik, konuşmaya geldik ya. Şu sohbetlerde bir Allah'ın kuluna kötü söz söylüyor muyuz? Bir Allah'ın kuluna laf atıyor muyuz? Ama bunlar her hafta bize laf atıyorlar ya. Bir hafızlık yapan çocuklara laf atıyorlar. Kur'an okuyanlara laf atıyorlar. 12 yaşında çocuk hafız olur muymuş? 15 yaşındaki çocuk sarık takar mıymış? Sana ne kardeşim? Sana ne? 11 yaşında çocuk bale yapsa, balerin olsa, ooo diyorsun, ne kadar büyük bir iş. Piyano çalsa, helal olsun be, geleceğin sanatçısı diyorsun. Ama aynı çocuk Kur'an okuduğu zaman bire cahil, bire yobaz diyorsun. Senden daha yobazı var mıdır bu dünyada? Sen git çocuğunu kiliseye götür, sana karışan var mı? Yok. İsteyen havraya götürsün, karışan var mı? Yok, herkes özgür. Adam camiye getirmek istiyor kardeşim. Diyanet İşleri Başkanlığımız niçin 4-6 yaş Kur'an kursu açmış? Avrupa gibi olmalıyız diyor. Yoksa bilim üretemeyiz diyor. Yahu senin deden Fatih Sultan Mehmet Han küçük yaşta hafız oldu. Bütün Kur'an ilimlerini öğrendi. 6-7 tane dil biliyordu. Hem de en iyi şekilde onları biliyordu. İstanbul'un surlarını, Bizans'ın muhkem kalelerini, yıkılmaz denen o surları şahin toplarıyla dövdü. O çağın en büyük teknolojisini kullandı ve İstanbul'u öyle fethetti. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim İstanbul'un fethine engel mi oldu? Teknoloji üretmene engel mi oldu? Yıllarca üniversitelere kız kardeşlerimizi almadılar. Başları örtülü diye almadılar. Yahu üniversiteyi bırakın, evladını askere göndermiş, Mehmetçiği ziyaret edecek anası yemin törenini almadılar ya. Yemin törenine başörtülü diye anneleri almadılar. Eli askerin silah tutamıyor mu annesi başörtülü olduğu zaman? Ne engeli var? Ama bütün dertleri İslam'la, bütün dertleri Kur'an'la, Allah ile istemiyorlar, duymak istemiyorlar. Allah adına tahammülleri yok, peygamber adına tahammülleri yok, İslam'a tahammülleri yok. Her geçen gün yeni bir saldırı başlatıyorlar. Bizim de bunlara karşı uyanık olmamız lazım. Nasıl olacağız? İşte ilimle mücehhez olacağız muhterem Müslümanlar. Okuyacağız, öğreneceğiz, bu sohbetlere geleceğiz. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Siz buraya geliyorsunuz, sohbetleri dinliyorsunuz. Siz de burada dinlediklerinizi ne yapın? Allah rızası için çevrenizdekilere anlatın. Bizi dinleyen, bizim sesimizi duyan bir kardeşimiz Allah rızası için not alsın. Telefonla olur, kağıda olur. Bunları not alsın. Bak ayet numarası veriyorum size. Ezberlemeniz şart değil. Not al kenara. Bakara 30-37 okudu hoca bugün. Akşam eve gidince mealini, tefsirini oku. Yarın bir merak et bak bu ayette daha ne incelikler varmış. Zor bir şey mi? Değil. Sen de hanımını anlat. Hanım kardeşlerimiz kocalarına anlatsınlar. Kardeşlerinizi anlatın. Akrabalarınızı anlatın. Bir hafta boyunca gündeminiz bu ayetler olsun. Vallahi çok kazanırsınız. Yuvanızda bereket görürsünüz. İş yerinizde huzuru bulursunuz. Dertlerinize derman bulursunuz. Çıkış aradığınız, içinden çıkamadığınız işlere Mevla yardım eder. Niye? Siz çünkü ilim yoluna girdiniz. Bu bir ilmi çabadır.
Her kim ilim yoluna girerse Allah ona cennetin yolunu kolay ediyor diyor Peygamber aleyhisselam ya. Buna iman etmiyor muyuz muhterem Müslümanlar? Ne yapıyoruz Allah aşkına bir söyleyin bakalım. İş yerinde muhabbetimiz nedir? Şimdi şu sohbete gelmeseydik ne yapacaktık? Şu vakitte bundan daha önemli bir işimiz var mı? Heh? Yok. Ya dizi izleyecek, ya film izleyecek, ya boş muhabbet yapacak. Başka bir şey yok. Topluma faydalı bir iş yapmayacak. Yapanlara sözüm yok. Vaktini değerlendirenlere söz söyleyemeyiz. O yüzden bu sohbetlere geldiğimiz zaman buradaki öğrendiklerimiz sadece sizde kalmasın. Çünkü sorumluluk sahibi oldunuz artık. Öğrendiniz ya, artık bir sorumluluğunuz var. Nedir o? Öğrendiğinizi yaşamak. Bir, sizin kendiniz yaşamak. İkincisi, o yaşadıklarınızı başkalarına anlatma göreviniz var. Niye biliyor musunuz? Bakın Peygamber aleyhisselam veda hutbesinde on binlerce sahabeye hitap etti. Veda hutbesini biliyorsunuz. Orada ne diyor? Ey insanlar! Burada benden duyduklarınızı siz de duymayanlara anlatın. Beni görmeyenlere anlatın. Olur ki anlattıklarınız sizden daha güzel amel ederler. Daha iyi anlarlar, daha iyi yaşarlar diyor. Ben hocamdan öğrendim, üstadlarımdan öğrendim. Şimdi size aktarıyorum. Ben hakkıyla yapabildiğim için bunları anlatmıyorum. Bütün anlattıklarımı uygulayabildiğim için anlatmıyorum. Dua edin de Rabbim anlattığım her şeyi yaşamayı nasip eylesin inşallah. Amin. Ama biraz kısık geldi aminler. Amin. Bak hocanız yaşarsa daha çok tesir eder, siz de kazanırsınız. Yaşayamazsam sözüm de tesir etmez size. Rabbim anlattığım her şeyi yaşayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Ben de şimdi size dua edeyim. Rabbim size de öğrendiğiniz her şeyi yaşamayı nasip eylesin. Amin. Her şeyi aktarmayı nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah. Sevapları katlayacağız böyle ya. Sen bir kişiye anlatacaksın, o bir kişiye anlatacak. Hepimiz birbirimizden sevap kazanacağız. Başka bir derdimiz yok. Başka bir amacımız yok. Bu saatte başka bir gayemiz yok. Evet, ilim dedik, ilimden bahsettik ve Adem aleyhisselamın o ilim nasıl üstün kılındığını anlattık. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor ayet-i kerime. Bakın Allah-u Teala yeryüzündeki halifesine ne kadar çok değer vermiş. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ Biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Hepsi secde ettiler, sadece İblis secde etmedi. Yüz çevirdi. Ne dedi? Beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın dedi. Ben ona niye secde edeyim dedi. Akıl yürüttü. Bazısı diyor ya, bu ayet benim aklıma yatmadı ya. Bu hadis benim mantığıma yatmadı ya. Şeytan da böyle yaptı. Yok dedi ya, ben ateşten yaratıldım. Bu topraktan, ateş topraktan daha üstündür. O halde ben ona secde etmem dedi. Ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin. Kibirlendi, yüz çevirdi, kafirlerden oldu. Bak demek ki ilim de tek başına yeterli mi? Değil. Bak ne kadar çok büyük dersler öğrendiniz bugün burada. İlim ne kadar önemli dedik az önce. Ama şeytanda da ilim yok mu? Var. Hatta meleklerin arasında melekler bile ona saygı gösteriyorlar. Aslında şeytan cindir, iblis cindir. Ama ayette ne diyor? Meleklere secde edin dedik. Sadece iblis secde etmedi. Ya ayette cinler yok ki hocam. Meleklerden bahsediyor. Şeytan melek değilse onu niye söylemedi? Meleklerin içinde duruyor. Meleklerle beraber. Melekler ona danışıyorlar. Ondan bilgi alıyorlar. Çünkü çok alim şeytan. İlimde aşmış kendini. Hani bugün diyorsun ya profesör, ordinarius profesör olmuş. Dünyanın ilimlerini öğrenmiş. Hocam bu adam kaç dil biliyor sen biliyor musun? Bu adam kaç tane ülke gezmiş sen biliyor musun? Bu adamın sözü doğru olmaz mı hocam? İlim yetmiyor. Ne lazım? Amel lazım, ihlas lazım, samimiyet lazım.
Kibir yapmayacaksın, gösteriş yapmayacaksın. Para için, makam mevki için, dünyalık için yapmayacaksın. Yerini bileceksin, yerini, haddini bileceksin. İlim yetmiyor. Bak adamın ilmi var, bilgisi var. Ne yaptı? Kur'an'ı inkar etti. Bir tane profesör, tefsir profesörü çıktı. Yahu dedi, bu ayetler Allah'ın sözü olamaz dedi ya. Haşa, peygamber uydurmuşa getirdi. Bu adam hafız, bu adam tefsir profesörü. Kur'an'ı yalamış, yutmuş. İlim yetti mi? Yetmedi işte. Kibirlendi. Aklını vahyin önüne geçirdi. Gördün mü? Bir tanesi çıktı, sarı ayet var Hazreti Meryem annemizin tertemiz olduğu ile ilgili, iffetiyle ilgili. Hazreti Meryem annemize dil uzattı. Niye? Çünkü kendini yetkin gördü. Kitabın üzerinde hareket yapabilirim zannetti. Haddini aştı. Bazıları çıktılar, dediler ki efendim, bu ayetlerin hepsi bugüne hitap etmiyor. Bunların bir kısmı 14 asır öncesinde kalmış. Cahiliye dönemine hitap ediyor. Kur'an'daki miras hukuku bugün bize hitap etmiyor. Kur'an'ın ceza hukuku bugüne hitap etmiyor dedi. Hırsıza şimdi biz el kesme cezasını nasıl verelim? Zina yapana had cezasını nasıl verelim? Dediler. Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmını bizim aklımıza uymuyor, mantığımıza uymuyor, örfümüze uymuyor diye inkar etmeye kalktılar. Gördün mü sonları ne oldu? Perişanlık oldu. Bir tanesi perişan bir halde gitti. Namazı üç vakte indirdi, ayetlerin bazılarını inkar etti. Sonu perişanlık oldu yani. Gördünüz hepiniz nasıl gittiğini. O yüzden Allah ile haşa oyun olmaz. Allah'ın peygamberiyle oyun olmaz. Allah'ın ayetiyle oyun olmaz. İlim de yetmiyor tek başına. Ne lazım? Kibirden uzak olmak lazım. Haddini bilmek, yerini bilmek lazım. Meleklere secde edin dedi. Şeytan secde etmedi. İlmine güvendi, bilgisine, aklına güvendi. Ve kafirlerden oldu. Bunun üzerine وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Biz de diyor dedik ki ey Adem, sen ve karın, sen ve hanımın Havva ile cennete yerleşin. Yarattı, onları cennete yerleştirdi ama onlara bir talimat verdi. Bir tane kural koydu. Fazla değil. Bütün nimetlerden istifade edebilirsiniz. Her şeyden yiyebilirsiniz. Şu ağaca yaklaşmayın, bundan yemeyin dedi. Eğer bundan yerseniz, buna yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz dedi. وَلَا تَقْرَبَا هَذ۪ي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Bu ağaca yaklaşırsanız kendi kendinize zulmetmiş olursunuz. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ Hadise uzun, ayetin direkt mealini vereyim. Şeytan bir şekilde Hazreti Adem'le Havva'ya yanaştı. Dedi ki onlara, niçin siz bu ağacın meyvesinden yiyemiyorsunuz? Neden bu yasak biliyor musunuz? Eğer bundan yerseniz hiç ölmeyeceksiniz, ebediyen yaşayacaksınız dedi. Ve onlar da yasağı çiğnediler, o ağacın meyvesinden yediler ve cennetten çıkartıldılar. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ Biz de birbirinize düşman olarak cennetten çıkın dedik. Cennetten çıkarttı Rabbimiz. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ Sizin için bir vakit yeryüzünde yaşamak, eceliniz gelene kadar yaşamak ve yeryüzünün nimetlerinden istifade etmek vardır. İşte Ademoğlunun, insanoğlunun dünya serüveni oracıkta başladı. Sonra tabii çok uzun yıllar Adem babamız pişman oldu, ağladı, ağladı, tevbe etti. Havva annemiz ağladı, ağladı, tevbe ettiler.
Hatta Kur'an'da onların bir tevbesi anlatılıyor bize. Kâle Rabbena zalemnâ enfusenâ ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Ey Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmettik. O cennetin nimetlerini bırakıp da, o kadar güzellikleri bırakıp da gittik senin yasakladığını elledik. Allah'ım, biz kendimize zulmettik ama sen bizi affetmezsen, sen bizi bağışlamazsan biz perişan oluruz. Hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ne olur bizi affet ya Rabbi diye tevbe ettiler. Sonunda da ne oldu? Fetelekka Adem min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh. Adem aleyhisselam Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Bir takım bilgiler öğrendi. Tevbe etti. Fetâbe aleyh. Allah-u Teala da onun tevbesini ne yaptı? Kabul etti. Kuldur. Yapmaması gerekeni yapabilir. Kul hata yapabilir. Kulun eksiği olabilir. Ama tevbe ederse Rabbimiz onu ne yapar? Kabul eder. İnnehu huve't-tevvabur-rahim. Çünkü Allah Celle Celaluhu tevbeleri çokça kabul eden, kullarına karşı da çok merhametli olandır. Şimdi muhterem müminler, bu ayet-i kerimelerde sarih bir şekilde Adem aleyhisselamın yaratılışı, cennete girişi ve oradan çıkartılması, sonra tevbe etmesi, Rabbimizin de onu affetmesi yazılıyor. Bunlar net orada da. Ben de meseleyi tamamen size izah ettim. Buradan yola çıkarak bugün bir tanesi kalkıyor diyor ki, haşa, Hazreti Adem babamıza, peygamberimize, onun hanımı Havva annemize haşa cahil diyor. Haşa. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e diyor. Haşa ve kella. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyazim. Allahümme inne hâzâ lemunker. Allah'ım, bu çok çirkin bir iştir ya Rabbi. Biz bundan razı değiliz ya Rabbi. Peki niçin bunu yapıyorlar? Neden bunlar sürekli farklı farklı şekillerde İslam'a saldırıyorlar muhterem müminler? Birincisi, bunları yapmalarının sebebi vazifelerini yapıyorlar. Çünkü bu dünyada hak ile batılın mücadelesi ne yapacak? Devam edecek. Bir tarafta hakkı savunanlar olacak, bir tarafta batılı savunanlar olacak. Bunlar vazifelerini yapıyorlar. Bunlar her fırsatta Müslümanlara karşı kin ve nefretlerini ortaya koyuyorlar, kusuyorlar. Bundan çekinmiyorlar da, ya bizi takip etmezler, bundan sonra takipçilerim azalır, dinleyenlerim azalır, izleyenlerim azalır diye hiçbir kaygıya girmiyorlar. Öyle değil mi? Makamımı kaybederim, mevkimi kaybederim diye bir derde düşmüyorlar. Acaba biz Müslümanlar olarak vazifemizi yapıyor muyuz? Bugün sormamız gereken ilk soru bu bence. Evet. Şimdi biz şu anda hepimiz kendimizden mesulüz değil mi? Ben vazifemden mesulüm. Sen vazifenden mesulsün. Siz kendinizden mesulsünüz. Hepimiz kendimize soralım. Bunu yapan bir gayeyle yapıyor. Hoş bu insan bunu cahillikten, yani bilmemezlikten yapmadı. Bile bile yaptı. Bir ideolojisi var. Bir hedefi var. Bir amacı var. Şarkısının bir nakaratına, sadece bir yerine bunu sığdırmış. Hedefi kim? Hedefi Müslümanlar. Hedefi Kur'an, hedefi Allah Celle Celaluhu. Neden bunu yapıyorlar? Bir hedefleri var, bir maksatları var. Peki senin benim hedefim nedir? Senin benim amacım nedir? Acaba biz Müslümanlar olarak vazifemizi yapıyor muyuz muhterem müminler? Hepimiz kendimize bunu soralım. Mesela şu sohbete gelirken bir tane din kardeşimizi getirebiliyor muyuz? Ya kardeşim bak, dünyada neler oluyor? Gel, hayat dövizden ibaret değil, hayat altından ibaret değil. Dinimizle ilgili önemli meseleler var. Dinimizi anlamamız lazım, dinimizi savunmamız lazım. Gel şu sohbete gidelim diye bir Allah'ın kulu şuraya sohbete getirebiliyor muyuz? Çay ısmarla, yemek ısmarla,
ona olan kredini kullan, bir şekilde ikna et, buraya getir kardeşini ya, sohbete getir kardeşini, namaza başlat, ibadete başlat. Vazifemizi yapıyor muyuz? Dinimizi öğreniyor muyuz? İçimizde kaç kişi Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor? Kaç kişi bugüne kadar Kur'an'ın baştan sona tefsirini okudu? Kaçımız bir tane hadis-i şerif kitabı okuduk bugüne kadar? Bukhari'yi söylemiyorum, 7000 tane hadisten bahsetmiyorum. 40 hadis kitapları var İmam-ı Nevevi'nin. Bugüne kadar bir tane 40 hadis kitabı okuyan kaç kişi var içimizde? He? Müslümanlar olarak vazifemizi yapıyor muyuz muhterem müminler? Peki bir başka bir şey söyleyeyim size. Eğer bugün bütün Müslümanlar yek vücut olsa, kafirler bilseler ki ya biz böyle bir şey yaparsak çok büyük bir güçle karşılaşırız. Müslümanlar bir olur, beraber olur. Anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler bizim diyebiliyorlar mı? Yok. Hani birlik beraberliğimiz var mı? Komşumuzla aramız bozuk, camide cemaat arkadaşımızla aramız bozuk, dernekler birbiriyle arası bozuk, vakıflar birbiriyle arası bozuk, kafirler ne yapıyor? Bölüyor, parçalıyor, Müslümanları bir bir yutuyorlar. Bak gördün mü ne gibi sorumluluklarımız varmış, ne gibi vazifelerimiz varmış. Önce birlik olacağız muhterem Müslümanlar. Kafire karşı yek vücut olacağız, demir bir yumruk olacağız. Kudüs'ü yakan bir Yahudi ne diyor? O gece sabaha kadar uyuyamadım diyor. Kudüs'ü yakmış, yangın çıkartmış orada. Mescid-i Aksa'yı yakmış. Sabaha kadar uyuyamadım diyor. Niye? Müslümanlar toplanacak, İslam alemi yerinden oynayacak diye. Sabahleyin bir baktım ki diyor, hiçbir Müslümandan ses çıkmıyor. O gün dedim ki tamam, bu Müslümanların işi bitmiştir. Hangi olaya karşı hep beraber toplanıp birlik olabiliyoruz da mücadele edebiliyoruz? Bunun sorusunu sormamız lazım. Benim görevim nedir? Benim görevim bir olay hadise yaşanıyorsa onu kürsüye taşımak, halkımızı bu noktada bilgilendirmek. Ben şu anda size anlatmakla görevimi yapıyorum. Siz de eğer yarın bunu iş yerinizde, evinizde bu hafta boyu gündem ederseniz siz de görevinizi yaptınız demektir. İnşallah. Ne yapabilirsiniz? Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi var. Men ra'a minkum munkeran. İçinizden her kim bir kötülük görürse, Allah'a karşı bir isyan, peygambere karşı bir isyan, mukaddesatımıza saldırı görürse fel yugayyirhu bi yedi. Onu eliyle değiştirsin diyor. Eliyle. Kim eliyle değiştirecek? Yetkili makamlar. Ülkemizin kanunları var değil mi? Vatandaşların dinine bir kişi mukaddesatına laf atarsa kanunla beraber bu kişi hakkında cezai hüküm uygulanmalıdır. Eliyle değiştirmek bu. Başka sizin de haklarınız var, yapabileceğiniz şeyler var. Hocam bizim elimizde yetki yok, hüküm yok, ne yapalım? فَاِلَّمْ يَسْتَطِعَ فَبِلِسَانِ Senin hükmün altında olan bir yerde sen de günaha müsaade etmezsin. Eğer senin elinde kumanda varsa, senin elinde imza varsa, yetki varsa sen de orada hakkı savunacaksın. Ya herkes gitmiş zaten, ne yapayım ben de buna müsaade edeyim demeyeceksin. Ama elinde yetki yok. Bir Müslüman olarak ne yapabilirsin? Dilinle sen de müdahale edebilirsin. Elinle değiştiremiyorsan, güç kuvvetin yoksa o zaman ne diyor? Dilinle müdahale et. Yani ne yap? Söyle ya, konuş. Bak burada yaptığımız gibi anlatıyoruz. Dilimizle haksızlıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Başka ne yapabilirsiniz? Hepinizin vatandaş olarak hakkınız var. İlgili makamlara müracaat edebilirsiniz. Sadece bu olayla ilgili değil. Herhangi bir mukaddesimize saldırıldığında hemen şikayet edebilirsiniz. Çok basit. 10 dakikanızı alır. CİMER diye bir şey var. CİMER. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Hiçbir şey yapamıyorsanız buraya yazın ya. Filanca kişi filanca şarkısında benim peygamberime laf atmıştır, hakaret etmiştir. Ben bundan şikayetçiyim. Savcılığa gidin, avukatlar var, delikanlı, Müslüman, adam gibi adam avukatlar var. Gidin onlara, onlarla beraber imza atın. Savcılığa müracaat edin. Hocam başka işimiz mi yok? Yok tabii ya. Bundan daha önemli bir iş var mı? Ben bugün hangi mevzuyu anlatsaydım, haccı anlatsam bundan daha mı önemli bugün?
Ben bugün size orucu anlatsam bundan daha mı önemli? Sadakayı anlatsam bundan daha mı önemli? Bugünün konusu bu. Bugün bundan daha önemli bir konu yok. O zaman bizim de bundan daha önemli bir işimiz yok. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda tepkimizi göstereceğiz muhterem Müslümanlar. Başka ne yapabilirsiniz bu İslam'a saldırılar olduğu zaman? Sosyal medyayı aktif olarak kullanabilirsiniz. Sosyal medya bugün ciddi derecede gündeme yön veren bir mekanizmadır. Orayı sadece ehli küfür kullanmasın, Müslümanlar da kullansın. Orada da aktif olun. Faydalı işlere orada da destek olun. Ya hocam ben burada bir yazı yazsam, burada bir paylaşım yapsam ne işe yarayacak ki ya? Bir benle ne olur? Bir benle ne olur deme. Bir senle dünyan değişir. Tamam? Bir benle ne olur deme. Sen kendini düzeltirsen bir kendi dünyanı değiştirirsin. Bir benle ne olur deme. Bir senle dünya değişir. İkincisi, bir benle ne olur deme, bir senle bütün dünya değişir. Bak Fatih Sultan Muhammed Han tek başına dünyayı değiştirdi. Çağ kapattı, çağ açtı. Diyorlar ki 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var ya Diyanetimizin. Okul öncesi çocuklara Kur'an okutmak orta çağ zihniyetidir diyorlar. Ya Fatih Sultan Mehmet Han o Kur'an'la beraber, o ilimle beraber aynı zamanda bilim üretti, aynı zamanda teknoloji üretti, bir çağ kapattı, bir çağ açtı ve Piri Reis dünya haritasını çizdi. Bütün gayrimüslimlerden önce onu buldu. Bütün İslam alimleri en güzel icatları yaptılar. Güzel bir söz var ya, diyor ki uzaya çıkacaktın da başörtüsüne mi takıldı diyor. He? Uzaya çıkmak senin başörtüsü mü engel oldu uzaya çıkmana? O yüzden muhterem Müslümanlar, bunlara karşı ilimle beraber mücadele edeceğiz. Sosyal medyayı da burada aktif olarak kullanacağız. Sonuna kadar dilimizle, yazımızla mücadelemizi, mücahedemizi gerçekleştireceğiz. Peki buna da gücümüz yetmiyor. Elimizle düzeltemedik, gücümüz yok, kudretimiz yok, imza yetkimiz yok, makamımız yok. Dilimizle de bir şey yapamıyoruz. Korkuyoruz, sindirilmişiz, pısırılmışız. Aman makamım elden gider. Aman bu sözü söylersem beni memurluktan atarlar. Aman bunu anlatırsam halk beni beğenmez. Aman bunu anlatırsam cemaatim azalır. Aman bunu anlatırsam amirim laf söyler. Aman şunu anlatırsam anam razı olmaz, babam razı olmaz, cemaat razı olmaz, şu razı olmaz, bu razı olmaz diye herhangi bir ikbal kaygısıyla diliyle de müdahale edemiyorsa, söyleyemiyorsa, sosyal medyaya bile yazamıyorsa, yani haddini bil be cahil, haddini bil be zalim, benim peygamberime laf söyleme, bu kadar bile diyemiyorsa, bu kadar acizse, فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, buna da gücü yetmiyorsa, فَبِقَلْبِهِ, bari kalbiyle buğz etsin. Allah'ım ben bunu sevmiyorum desin. Ben bundan razı değilim ya Rabbi desin. Bir kötülük gördüğünde Allahümme inne hâzâ lemunker, Allah'ım şüphesiz bu çirkin bir iştir desin, geçip gitsin. Ama unutmasın ki ve zâlike ad'aful iman, bu imanın en alt seviyesidir. Hani cennetin en üst seviyesini istiyorsun ya, Firdevs cennetini istiyorsun ya, karşılığında ödediğin bedele dikkat et. Ne veriyorsun da ne istiyorsun? Pazara gidiyorsun, 3 çeşit portakal var. He? Bir tanesi 5 lira, biri 7 lira, biri 10 lira. Malzemesine göre, içindeki suyuna göre fiyatı değişiyor. Bedel ödüyorsun, bedel. 1 kilo portakalı bile bedel ödüyorsun kalitesini almak için. Mazot almaya gidiyorsun, en kalitesine fark ödüyorsun. Araba alıyorsun, en kalitesine, aynı araba 300 bin lira sıfırı, boş paket 500 bin lira dolu paket. Bak, arabanın fiyatı kadar neredeyse fiyat fark etti. Neden? Çünkü içinde konforu ona göre bedel ödüyorsun. Ama biz cennetin en yüksek makamlarını istiyoruz. Bu dünyada bedel ödemek istemiyoruz. Herkes bizi sevsin, herkes bizden memnun kalsın, kimse bize kötü bir söz söylemesin, kimse bize laf atmasın. Bunun derdindeyiz.
O yüzden muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbim hepimize gördüğümüz kötülükler karşısında hakkıyla mücadele edebilecek ilmi, aşkı, cesareti, şuuri ihsan eylesin. Rabbim elimizle mücadele, elimizle müdahale edecek, yanlışları elimizle değiştirecek güç ve kuvveti, bu yetkiyi bizlere ihsan eylesin inşallah. Rabbim elimizle güç yetmediğinde dilimizle müdahale, yazımızla müdahale edecek kadar güç ve kudreti bize ikram eylesin. Ona göre gücümüz yetmediği zaman en azından kalbimizle buğz ederek, o işi sevmeyerek ona karşı tavır almayı, uzak durmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Peki bunlar neden bu saldırıları yapıyorlar? Bir dedik, vazifelerini yapıyorlar. Çünkü şeytan ne dedi? Ey Rabbim dedi, ben senin dost doğru yoluna oturacağım dedi. Dost doğru yol var. Cennete giden bir yol var. Sırat-ı müstakim. Şeytan dedi ki ben tam onun ortasına bağdaş kuracağım. İnsanları yoldan çıkartacağım dedi. İşte bunlar da şeytanın uşaklığını yapıyorlar. Yani vazifelerini yapıyorlar. Başka niye? Kin ve nefretlerini kusuyorlar. Başka niye? Hazmedemiyorlar. Müslümanları hazmedemiyorlar. Allah adının anılmasını hazmedemiyorlar. Çocuklarımızın Kur'an öğrenmesini hazmedemiyorlar. Başka niye yapıyorlar? Bir dördüncüsü, ya son zamanlarda İslam çok revaçta. Her hafta bir tanesi İslam'a saldırıyor, gündem olmaya çalışıyor. Çünkü bunların adı unutuluyor. Tamam, insanlar bunların adını unutuyorlar. Kendilerini hatırlatmak için, ön plana çıkmak için, popüler olmak için her seferinde Müslümanlara, her seferinde İslam'a saldırıyorlar. Ama biz de onlara Üstad Necip Fazıl'ın sözüyle cevap veriyoruz. Deden bile söndüremedi İslam'ın nurunu. Sen mi söndüreceksin Ebu Cehil'in torunu? Tamam. Deden bile söndüremedi İslam'ın nurunu. Sen mi söndüreceksin ey Ebu Cehil'in torunu diyoruz. Rabbim bu İslam'a küfredenleri, hakaret edenleri en kısa zamanda hidayetleri mukadderse hidayet eylesin inşallah. Hidayeti mukadder olmayıp Müslümanlara saldırmayı, İslam'a küfretmeyi, kendilerine ideoloji edinmiş Müslüman kanı akıtmayı, Allah adını yerden silmeyi, yeryüzünden kaldırmayı kendilerine ideoloji edinmiş zalimleri, kafirleri El-Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Kahru perişan eylesin. Kahru perişan eylesin. Yüce Rabbim vatanımıza, milletimize birlik, beraberlik, dirlik, alemi İslam'a ittihat, birlik ve beraberlik ikram eylesin. Yüce Mevlam hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva, borçlu olan helaline nedalar ikram eylesin. Buraya gelirken, bu sohbeti izlemeye gayret yolunda, bu sohbeti dinlerken yapmış olduğunuz gayretler neticesinde, buraya gelirken atmış olduğunuz her adım karşılığında Rabbim kabul edilmiş hac ve umre sevabı ikram eylesin. Yüce Mevlam şuradaki camide geçirdiğiniz vakti itikaf saysın. Rabbim caminin kapısından çıkmazdan evvel ananızdan dolmuş gibi tertemiz günahlarınızdan arınmayı nasip eylesin. Yüce Mevlam gönüllerimizden geçen hayırlı muratlarımızı bizlere ikram eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.